أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير امين وبحرمه سيد المرسلين بسم الله الرحمن الرحيم Değerli müminler Rabbim namazımızı ibadetlerimizi kabul karin eylesin inşallah teala. Bugünkü sohbetimizde Mülk suresine geçmeden manevi rızık anlamındaki bazı bilgileri sizlerle tekrar etmek istiyorum. اِنَّ اللّٰهُ وَالرَّزَّاقُ ذُلْ قُوَّةِ الْمَت۪ينَ buyuruluyor. Zariyat suresinde şüphe yok ki Allah rezzaktır, kuvvet sahibi, güç sahibi olan da ancak O'dur buyurulmaktadır. Rızık, Kur'an-ı Kerim'de çok defa ayetlerde geçen bir kavramdır. İtikat konularında Ehl-i Sünnet, Mutezile farklı anlayışlar, izahlar yapmışlardır. Rızık, iman, rızık, ecel, rızık, tevekkül, rızık, çalışmak, rızkın helal veya haram oluşu gibi çok alt başlıklarla farklı mütalaalar içerisinde ele alınmıştır. Bugün üzerinde kısaca duracağımız konu yiyip içip kazandığımız rızıktan daha ziyade manevi anlamda bir rızka işaret var mıdır kitaplarımızda? O bilgileri sizlerle paylaşmak istiyorum. Rızık, yiyecek, içecek, faydalanılan şey anlamına geliyor. Pay ve nasip anlamına da geliyor. Allah-u Teala'nın canlılara yeme içme ve başka hususlarda yararlanmak üzere verdiği şeylere rızık denmektedir. Bu arada bir parantez açayım. Niye cami biraz karanlık diyeceksiniz, söyleyeyim. Üzücü bir durum var. Şu kültür merkezinin önünde elektrik arızası tamiratı yapılırken o arada aldığım haber doğruysa bir İşçi kardeşimize cereyan çarpması sonucu vefat etmiş. Yani bundan bir saat, bir buçuk saat önce. Az ileride. Herhalde onunla ilgili hem tamirat hem de bu vefat olunca bu bölgede cereyan yok. Bu jeneratör çalışıyor. Malum jeneratörler de bütün lambaları bazen yakamıyor. Uygun şekilde ayarlanmış. Bu kadar neden yanıyor, diğer lambalar yanmıyor derseniz. Jeneratör devreden çıkmasın diye bu kadar da yeter olduğu için öyle devam ediyor. Vefat eden bu kardeşimize Cenab-ı Hak rahmetiyle muamele eylesin. Aile dostlarına sabır versin. Zor bir iş. Gece işe gidiyorsun, sabah döneceğim diyorsun. Ecel haberin eve geliyor. Ne zaman gelecek? اَيْنَمَا تَكُونُ يُدْرِكُمُ الْمَوْتِ Nerede olursanız olun, ölüm sizi gelip bulacaktır. Onun için وَمَا تَدِّي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ قَدَى وَمَا تَدِّي نَفْسٌ بِاَيِّ اَرْضٍ تَمُوتُ İnsan nerede öleceğini de bilmez buyuruyor. Bilse قُلْ اِنَّ الْمَوْتَ الَّذ۪ي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَاِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ O kaçıp durduğunuz ölüm sizi karşılayacaktır diyor. Yani siz kaçarsınız, önüne bir dönersin, herhalde kurtuldum dersin, bir bakarsın نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتِ Ölümü sizin aranızda biz takdir ettik diye ayeti kerime hükmünü beyan etmektedir. Onun için ölüm geldiği zaman aklımız başımızda olsa bile Cenab-ı Hak buyuruyor ki كَلَّا اِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ وَقِيلَ مَنْ رَاقُ
Can boğaza geldiği zaman yok mu bir rukiye eden, okuyan, şifa veren, faydalı olacak diye öyle insan çağırır. Ama artık ayak ayağa dolanmıştır, iş bitmiştir, kalkış orada mümkün değildir buyurulmaktadır. Onun için ölüm bir gerçek, ancak biz sebepler aleminde yaşadığımız için sebepler üzerinde yoğunlaşıyoruz. Yatarak ölmek mi iyi, ani ölmek mi iyi, kazada ölmek mi iyi, savaşta ölmek mi iyi, çeşitli şeyler söylüyoruz. Ancak şu da bir gerçek, bizim toplumumuzda bir insan bir alemdir diye ayetler okuyoruz. Ama iş tedbirleri noktasında pek tedbirlere riayet etmiyoruz. Bu olayı bilmiyorum. Ceryan yok mu zannettiler, verdiler mi? Ama iş kazaları veya bu tedbirler bizde çok zayıf. Patron da istemiyor, işveren de istemiyor, çalışan da acele bitireyim işi diyor. Sonra sakatlıklar ve engelli veya ölüm haberleri geliyor. Onun için korunmamız gereken tedbirleri de almak dinin bir emridir. Şu kadar söyleyeyim, bu daha evvel burada kürsüye çıkarken iki basamaklı bir şey vardı böyle, ayakta zor duruyor. Güvenlik uzmanı bir mühendis bana dedi ki, buradan biri düşse dedi, yaralansa, ölse veya bir şey olsa, hukuken suçtur dedi. Niye? İki basamağın üstündeki yerlerde güvenlik tedbiri alınması lazım merdivene dedi. O oynak bir şeydi. Sonra biraz gelişini yaptırdık buraya. Şimdi yani şunu diyeceğim, benim gördüğüm hemen hemen hiçbir camide diyeceğim, bazı vardır. Ben cami kürsüsünün merdiveninin düzgün olduğunu görmedim. Tıpkı tavuk tünemesi gibi böyle bir dal gibi bir şey koyuyorlar oraya. Doğru mu? Yani o da dik midir? İnemiyor, çıkamıyor. Minberler de öyle. Çok yüksektir basamaklar. Hoca durduğu yerde kendini ayarlamaya çalışıyor. Halbuki hocanın minberde durduğu yer bir sahanlık olmalı değil mi? Bir 50 santimlik. Hoca orada rahat durmalı. Gerekirse tutunacak yeri olmalı. Normal basamakta şöyle 20 santim yüksek neredeyse 15 santim eni olan basamakta kendimizi tartıyoruz. Düşelim mi? Mikrofona mı bakalım? Cemaate mi bakalım? Varsa kağıda mı bakalım? Abdestliklerimiz de öyle bizim. Yani biz dünyayı zorlaştırıyoruz, kolaylaştırmıyoruz. Sonra da tedbirsizliklerin bedelini de bazen kader diyoruz ama tedbir almadığımızdan dolayı sorumlu olduğumuzu da ihmal ediyoruz diyeyim, bu mevzuyu kapatayım burada. Dedik ki bugün manevi rızık olarak konumuzu ele aldık. Yani daha doğrusu şurada oturmak hepimiz için bir rızık sebebi midir? Bu sohbetler şahsınla ilgili değil. Bu camilerde yapılan sohbetler veya başka yerdekiler bir rızık mıdır, değil midir? Ragıp el-İsfahani diyor ki, rızkı yaratan, veren ve ona sebep olan anlamına razik denilir. Razik, Allah için de kullanılır, kullar için de kullanılır. Ancak diyor, Rezzak, Allah'ın güzel isimlerinden birisidir. Allah'tan başkası için, kimse için kullanılmaz. Az evvel Zariyat suresinde ayeti okudum. Bunun için bedenlerin ve ruhların gıdalarını veren Allah'tır. Aslında kime ne ihtiyacı varsa onu ona verendir ve verilen şeydir diye de kısaca ifade etmemiz mümkündür. Ehl-i sünnet inancına göre helal ve haram rızık mıdır? İşte diğer mezhepler arasında ihtilaf olmuş. Demiş ki ehl-i sünnet alimleri, helal deyse, haram deyse rızıktır. Ancak haramı tercih ettiği için sorumludur demişler. Eğer bazı alimler demiş ki işte haramdan rızık olmaz, haram rızık olur mu? O zaman bir adam ömrü boyu haram yese hiç rızık yememiş mi olacak diye de soru sorulmuş. Bunun için buradan bakılınca kendisinden yararlanılan şeylerin tümüne rızık ismi verilmişti. Sözü uzatmadan şöyle söyleyelim. Hazreti Ömer bir duasında
şehit olmak ve sevilen yerde ölmeyi rızık olarak ifade etmiştir. Nasıl? Şehit olmak bir rızıktır. Kur'an-ı Kerim'de şehitler Allah katında rızıklandırılırlar ayeti de vardır. Onun için şehit olmak ve sevilen bir yerde olmak, yani iyi bir dost meclisi diyelim, iyi bir mekanda bulunmak, Allah'ın o insana neyidir? Bir rızkıdır. O rızka bir şükür de gerekir. Başka bir ifade, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisinin Hazreti Hatice ile rızıklandırıldığını ifade buyurmuştur. Demek ki güzel bir eş, maddi manevi anlamda iman destekçisi bir eş, kadın erkek için her ikisi birbirinin rızkıdır. Güzel bir bize bilgi bu. Evdeki bakış açımızı değiştirmesi lazım. İki tarafın birbirine rızık olma hadisesi vardı. Hac'ta özüründen dolayı umre yapamayan Hazreti Ayşe Efendimiz, sen haccına devam et, Allah seni onunla rızıklandırır buyurmuştur. Yani devam et, ihram, niyet, şartlar neyse ona, Allah seni onunla rızıklandırır. Haccın da, ibadetin de bir rızık olduğunu görüyoruz. O zaman namaz bir rızık, oruç bir rızık olarak ele alabiliriz. Kurtubi tefsirinde ifade şöyle, hadisçiler dilinde rızkı hadis işitmek ve dinlemektir. Onlar rızık derken bundan hadis dinlemeyi ve öğrenmeyi ifade ederlerdir. Allah seni rızıklandırsın, çok rızıklandık, rızkımız bereketli olsun dedi mi? Hadis alimleri neyi söylüyor? Peygamber sözlerini dinlemek, okumak, öğrenmek bir rızıktır buyurmuşlardır. Şimdi değerli müminler, böyle bakılınca buradan şunu görüyoruz. Karı koca birbirinin rızkıdır. Evlat, ebeveynin rızkı olduğu gibi, mesela Beytülmal'den maaş almak da bir rızıktır. Rızka sebep olan yağmur da bir rızıktır. وَفِسْ سَمَاءِ رِزْقُكُمْ Rızkınız semadadır, buyurulmaktadır. Hülasa-i kelam, rızık, vücudun sadece ihtiyacı olan şeylere denilmemektedir. Rızık, aynı zamanda manevi olarak kalbin, ruhun, aklın ihtiyacı olan şeyleri elde etmeye de rızık denilmektedir. Öyleyse sade dünyaya ait olan bedenini doyuran insanlar ölümleriyle rızıkları bitiyor. Ama az evvel söyledik, Hazreti Ömer şehit olmayı ve iyi bir mekanda bulunmayı ne demişti? Rızık olarak ifade etmişti. Böyle olunca demek ki bizler şehit ölebilirsek Allah katında rızıklanmaya vesile olacağı için burada manevi olarak bir rızka erişmemiz mümkündür buyurulmaktadır. Buradan bakınca yiyecekler, giyecekler, evlerimiz, işlerimiz, mesleklerimiz, mal, mülk hepsi bir rızık olarak ifade edilmektedir. Rızkı ikiye ayırmış alimler, rızkı zahir demişler, rızkı batın demişlerdir. Yani rızkın helali var, haramı var dedik elde ediliş bakımından. Ya da helali günahta kullanmak gibi de yönü var. O halde bizim kalplerimiz manevi duygularla rızıklanmış mıdır? Ya da gönüllerimiz güzel ahlakı istemekte midir? Yani huşu diyelim, namazda huşu. Huşu, Kur'an-ı Kerim'de اَلَمْ يَعْنِ لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا اَنْ تَحْشَى قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللّٰهِ Kalbin ameli olarak gösterilmektedir. Kalplerinin Allah'ın zikriyle huşu bulma, yumuşama, tevazu vakti gelmedi mi? Demek ki kalpte huşu olursa diyor Peygamberimiz,
eliyle namazda, sağıyla, soluyla, saçıyla, sakalıyla oynamaz diyor. Biri öyle oynamış da kalbinde huşu olsaydı demiş. Öyleyse biz namazda huşu rızkını elde edebildik mi? Çünkü namazın bir zahir şartları var. اَلَّذ۪ينَ هُمْ ف۪ي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ Onlar namazlarını huşu ile kılarlar. Ki kalbin amelidir, bedene yansır. O zaman biz de acaba namazımızda وَالْخَاشِع۪ينَ وَالْخَاشِعَاتِ Huşulu erkekler ve huşulu kadınlar, Allah onlar için اَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَاَجْرًا عَظِيمًا bağışlama ve büyük bir mükafat hazırlamıştı. Öyleyse sadece insanlar rızık dendiğinde çocuklarına bıraktıkları maddi miraslara ya da kazandıkları maddi kazançlara demektedirler. Eğer manevi rızık yoksa maddi rızıklar övgüye sebep değildir. Veylekum demiştir ilim sahipleri Karun'a imrenenlere. Çünkü dünya hayatını isteyenler ya leyte lena misle ma utiye Karun innehu ledu hazzin azim. Çok şanslı bu Karun, çok nasipli. Ona ne büyük şey verilmiş. Keşke bize de verilseydi diyorlar. Baktıkları neresi? Gördükleri eşyaya, ziynete diyorlar. Halbuki Karun manevi rızka ulaşsaydı şunu demezdi. İnnemâ utîtu alâ imin indî. Ben bunları bendeki bilgi, beceri sayesinde kazandım demezdi. Hâzâ min fadlî liyeblüvenî eşkürü em ekfur. Bu Allah'ın bana fazlıdır. Şükür mü edeceğim, nankörlük mü edeceğim, beni imtihan etmek için bana vermiştir derdi. Öyleyse her maddi rızkın ardında manevi bir rızık sorumluluğumuz vardır. Maddi rızıklara teşekkür ve sevinç kadar manevi rızıklar da öncedir. Hatta sahabe-i kiram manevi rızıklar onları maddi rızıklardaki darlıklardan daha geniş hayatı yaşamaya sevk etmiştir. Yani iman rızkı, kulluk rızkı böyledir. Onun içindir ki eğer insan bu manevi rızıklar denilen hakka bağlanmak, kalbinin hakta fani olmasını sağlayamazsa وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ اُوتُوا الْكِتَابِ مِنْ قَبْلِ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِكُونَ İman edenlere Allah'ın zikriyle ve inen hakka bağlanma zamanı gelmedi mi? Şu kimseler gibi olmayın, kendilerine kitap verilenler önceden var ya, bakın Hristiyan ve Yahudilerle aramızdaki ortak kelimeyi haber veriyor Allah. Ortak değer nedir? Kitaplıyız değil mi biz elhamdülillah? Onlar da kitaplı. Kulu amennâ billâhi ve mâ unzile ileynâ ve mâ unzile ilâ İbrahim'e ve İsmail'e ve İshâk'a ve Yakub vel esbâd ve mâ utiye Musa ve İsa ve mâ utiye nebiyyine min Rabbim ilâhîn. Ayet diyor ki bu peygamberlere ve indirilenlere de onlara da bize de indirilenlere inandık biz. Öyle söyleyin diyor. Öyle beyan ediyor. O zaman burada şu var, işte ehli kitabınla diyalog demeyeyim de o kelimeyi sevmiyorum. İlişki kurmakta hangi kavram alınıyor? قُلْ يَا اَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْ اِلَى كَلِمَةِ İsveç'te mi, İsviçre'de mi? Tam hatırlayamıyorum. Bundan 35-30 sene evvel bir dostumuz gelmişti. Adapazarlı, orada yaşıyorlardı ailece. Dedi ki biz İsveç'te İslami bir dergi çıkarttık dedi. Dergiden de bir numune de bana getirmiş. Hani Türkçe işte oranın diliyle de var. Böyle dergiyi ele alınca ilk başında bu ayeti görünce çok duygulandım. Bana deseydiler ki İsveç'te dini bir dergi çıkacak. Onun başına hangi ayeti koyalım ben bunu hatırlayamazdım. Ama onlar orada yaşadıkları için ey ehli kitap sizinle bizim aramızdaki müsavi ortak bir söze gelelim. Ne güzel değil mi? Kitap ehli. Biz de kitaplı, siz de kitaplısınız. Yakışmaz size. Bak biz sizin peygambere inanıyoruz.
Onun için bu böyle olmaz. Yani İbrahim ne Yahudiydi ne Hristiyandı. Hanif idi o. Ayet var. وَقَالُ يُكُونُ هُودًا اَوْ نَصَارًا. Öyleyse burada şunu görüyoruz. Demek ki rızkın ne olduğuna bakmak lazım. Hani bir küçük tekrar olsun. Dedik ki yeni gelen arkadaşlarımıza rızkın manevisinden bahsediyoruz. Hazreti Ömer şehit olmayı, iyi bir mekanda bulunmayı rızık olarak görüyor. Peygamberimiz Hazreti Hatice'nin bana rızık olarak verildiğini söylüyor. Hazreti Ayşe'ye haccı yap, umren eksik olsa da o bir rızıktır diye beyan ediyor. Kurtubi'den de rivayet dedik ki hadis dinlemek ve işitmek hadisçilere göre bir rızık olarak beyan ediliyor. Öyleyse biz hangi rızkın peşinde daha çok koşuyoruz? Şöyle söyleyeyim. Hani bu altının bir, ben altıncılıktan anlamam da sorduğum kadar, bir gramı var, bir değeri var. 8 ayar altın var, 18 ayar, 24 ayar da var. Ne farkı var içinde? Şimdi 8 ayar altının değeriyle, para değeriyle 100 gram 8 ayar altın hediye ettim birine. Bir de 100 gram 24 ayar altın. İkisi 100 gram değil mi? Hangini alırsan al. Değeri aynı değil. Birinin içinde altın oranı çok, bakır oranı az. Birinin içinde ise hiç neredeyse 24 ayarda bakır yok. Niye? Onu 22 ayara getiriyorlar bilezik yapmak için, yumuşatmak için. İçine başka maden konuluyor ki zinet oluşsun diye. Peki biz neye para veriyoruz? Biz sadece gramına değil değerine para veriyoruz. İşte manevi rızıktır bizi değerli kılan. Oldu mu? فَاَمَّ الْاِنْسَانِ اِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَاَكْرَمُهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي اَكْرَمًا وَاَمَّا اِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْكَهُ فَيَقُولُ رَبِّي اَهَنًا. Allah'ın bir insana dünyalık vermiş olması onu seviyor anlamına gelmeyeceği gibi, verilmemiş olması da onu önemsemiyor anlamına gelmez. Ne olur? Ayette bakın. Ayet-i kerimede buyuruyor ki biz bir insana nimet verdiğimizde o der ki Rabbim bana ihsan ikram etti. Cömert davrandı Allah. Biliyor ya beni. Verdi diye veriyor ya. Der. Ve biz ondan kıstığımızda da beni önemsemedi, değer vermedi. Yani öyle der. Kella, yanlış bunlar diyor. Rabbim ikram etti diyen yanlış söylüyor. İkram ettiğimi bilseydi la bella kella bella tükrimun al yetim, yetime ikram etmiyorsun sen. Hani Rabbim bana ikram etti deyince sen de yetime ikram edecektin. Yoksula ikram edeceksin. Halbuki sen mirası bile helal haram demeden yiyorsun. Ne oldu şimdi? O malın ne değeri kaldı hiç? O verilen mallar onların hakkında hayır olduğunu mu zannedersiniz diye ayet-i kerimeler var. O halde değerli dostlar, rızık Allah-u Teala'nın insanlara faydalanması için verdiği şeydir. Şimdi şöyle bir şey ifade edeyim. Kur'an-ı Kerim'de وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ var. Bu Bakara suresinin 3. ayetinin sonunda, yani Fatiha'dan sonra okuyoruz Elif Lam Mim. Orada müminlerin özellikleri ve müttakilerin özellikleri anlatılırken onlar gayba iman ederler. Gayb da iki türlü tefsir edilmiş. Biri görmedikleri alemi gördükleri alemden delil getirerek ahiret, Rabbimiz, vahiy, cennet, cehennemi kabul ederler hesabı. Bir gayb ona denir. İkinci, burada tefsirciler diyor ki gayb burada müminleri kimsenin olmadığı yerde de iman ederler. Ne demek o kimsenin olmadığı yerde? Arka taraftaki ayette وَإِذَا لَقُوا الَّذ۪ينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا اِلٰى شَيَاط۪ينِمْ قَالُوا اِنَّا مَعَكُمْ اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. İman edenlerle münafıklar karşılaştığında biz iman ettik diyor ama yalnız kaldıklarında biz onlarla alay ediyoruz derler diyor. Onun için insanların içinde durmak güzeldir. Adamı takva yapar ama esas takva kimsenin görmediği yerdeki kaliteli duruşumuzdur. Yani kim bakıyor, kim görüyor değil, kullarının günahlarını gören ve bilen olarak Rabbiniz yeter. Bizunu bi ibadi kabiran basire ve kefa bi rabbike. Nerede? İsra suresinde.
Ya millet biliyormuş, bilmiyormuş. Unuttu, unutur millet. İki, ölür millet. Ya bütün günahlar sayılmıyor ki, dünyada ne kadar kayıt olursa olsun. Ama Allah'ın bilmesi buydu. O zaman bu ve namazı dosdoğru kılarlar. İman bir, namaz iki, üç, verdiğimiz rızıktan infak ederler. Şimdi dedik ki bugünkü dersin konusu manevi rızık olsun. Bununla ilgili kısa bir bilgiyi aktaralım. Burada ve mimma razaknahum yunfikun ayeti için ulema buradaki min tebizi ifade eden yani israfın reddine işaret vardır diyor. Yani ve mimma mimma israf yapmazlar. İnfak ederler. وَالَّذِينَ اِذَا اَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَٰلِكَ قَوَامًا Rahman'ın kulları harcadıklarında cimrilik ve israf yapmazlar. Tam ortada iktisatlı yaparlar diyor Allah. Ne güzel. Yani israf yok ama ne var? Efendim infak var. Cimrilik de yok. Denge dini. Ümmeten vesatan. Ve kezalike ceallak ümmeten vesatan. Tam dengede. Lazım oldu mu açıyor cüzdanı. Oraya ise bir kuruş verme. Niye? Bu israftır da ondan diyor. Bir şey daha var. Bütün malı vermek israf sayılır mı sayılmaz mı? Ülema arasında ihtilaf edilmiş. Fakat bazı alimler şeydeki ve etimmul hacce vel umrete lillah ayetinin üstündeki ayette delil getirerek diyorlar ki öyle türkü biyidikum ile tehlike ayeti var. Onun devamında da var. Hazreti Ebu Bekir gibi bir iman ve teslimiyetiniz yoksa bütün malınızı vermek de israf olabilir diyor. Ben bütün malımı Allah için verdim. İyi yaptın. Ama yarın benden bir şey istemeyeceğim. O zaman nasıl olacak ki? Bütün parayı verdik hayra. Sonra sabahleyin çıktık ekmek alacağız. Yok. Doğalgazın parası ödenecek. Yok. Elektrik parası yok. Dolmuş parası yok. Şimdi sabah camiden geldim namaza. Heyecanın orada bir oturdum, ağzımı ıslatayım dedim. İki kişi geldi, çay var mı dedi, var dedi. Sonra gittiler, ne oldu? Fiyatları öğrenince pahalı geldi, gittiler. Bak içemediler gördün. Öbür ona 5 lira versene dedi. O da ona hadi içmeyelim, gidelim dedi. Yani çay içecekler ama neyle içeceksin? Onun için birisi demiş ki, ben hacca gideceğim. Nasıl gideceksin demişler, var mı hazırlık? Ben Allah'a tevekkül ettim demiş. O rızkı verir. İyi o zaman kafileyle gitme demiştir. Çünkü kafileyle gittin mi, buyurun siz de soframıza oturun diyecek birileri. Birilerine yamanacak kaba tabirle. İkincisi, mimmanın takdimi sadaka kendi malından olacak. Başkasının malından sadaka verilmez. Çok uzun bir hikaye, bir cümle söyleyeyim. Bir arkadaşla konuşuyordum. Bir mirası alacağını söyledi. Ben de kendisine bugünkü kanunlara göre yani şöyle bir evin tek kızıyla evli birisi kayınpederi öldüğünde bütün mirası o kız alamaz. Bugünkü kanuna göre o kız alır. İslam'a göre diğer akrabalar, amca, hala vesaire de hisse sahibi. Bu dedi ki ben o malı bir alayım da onun amcalarına gösteririm dedi kayınpeder ölünce. Ben de İslam'a göre tam bilmiyorum miras hukukunu ama hepsini alamazsın dedim. Olur mu öyle şey dedim. Öyle galiba dedim. Durdu. Kötülemek için söylemiyorum. O mübarek şeriatı alır şuraya koyarım dedi. Sonra da bugünkü kanuna göre o malı alır sadaka veririm dedi. Şu kızgın ya o amcalara, kayınpederin kardeşine. Ne yapacaksın dedim. Başkasının malını zulmen alıp sadaka verecek. Olmaz ki dedim. Buhari Tecrid-i Sarih var Diyanet'in tercümesi. Buhari şerhi diyelim kısaca. Orada bir hadis naklediliyor şerhin içinde. Haram bir sadaka insanı çekip cehenneme götürür diyor. Haramı yememek sevap. Ama ondan sevap beklenmez. Yemediğin için sevap olur. Verdiğin için sevap olmaz. Olur. Onun için razakna mimma razakna minnetin olmamasına işarettir. Bizim verdiğimiz diyor Allah. Biz çalıştık ya Rabbi.
Ya senin çalıştığın bir tane ben, yağmurlar, güneşler, toprakta bereketler, insanlarda ihtiyaçlar, gönüllere hükmetme, bir sürü işi var bu işin. Öyleyse diyor ki, veren Allah'tır, kul ise vasıtadır. Öyle anlamak lazım. Burada na'ya gelince ve mimma razak na'ya, fakirlikten korkmayın işareti vardır diyor. Ne demek? Bizim verdiğimiz. Öyleyse vermekten dolayı, çünkü şeytanı yaydıkumül fakr. Şeytan fakirliği emreder. Öyle değil mi? Fakir olacaksın, fakir olacaksın der. Ama israfa harcarken pek fakir olacaksın demez. Sonra gelelim beşinci manaya. Burada mana olarak rızkın, razaknadaki rızkın umumi ve mutlak zikredilmesi, rızıktan sadakanın ilim, fikir, kuvvet, amel gibi şeylere de işareti vardır. Dersimizin konusu oydu. Neydi? Demek ki bizim verdiğimiz rızıktan deyince o rızkın içine neler giriyor? Yediğimiz, içtiğimiz, giydiğimiz, evimiz, barkımız giriyor ama ilim, fikir, kuvvet, amel, güzel bir eş, işte hadis dinlemek, ayet dinlemek, şehit olmak, ilim meclisi gibi manaların da girdiğini bilmekteyiz. Yunfikundaki nefaka ise bu verilen infakın alan tarafından sefihçe harcanması değil, ihtiyaca karşı harcanmasına işarettir. Yani zekat verdik birine, onun malı istediği gibi harcar ama kitap diyor ki alan adam israfa sebep olan şeylere bu parayı harcamayacaktır. Onun için alimler demişler ki güzel bir arkadaş da rızıktır. Var mı öyle güzel arkadaşınız? Var tabii elhamdülillah. Güzel bir dost da insan için rızıktır. Hani başka maddi şeylerin yanı sıra. Bunun için Elmalı Hamdi yazır bu ayetin tefsirinde diyor ki rızık maddi şeylerle beraber manevi şeyleri de içine aldığından rızkın tanımındaki yeme ifadesinin faydalanma ile açıklanarak içecek, giyecek, ilim, marifet, kudret, amel ve eşe de şamil olduğunu, yani mutlak bir faydalanma ifade ettiğini söylemektedir. Bütün bunlar için bil fiil faydalanmayı şart koşar ve bil fiil faydalanamayan şeylerin rızık olamayacağını ifade eder. Arkadaşın var faydalanamıyorsun, kitabın var faydalanamıyorsun, ilmin var faydalanamıyorsun. Neyse, bunun evlat var fayda yok, baba var fayda yok, on rızık değildir diyor. Rızıkta fayda unsurudur, biriktirilen unsur değildir diyor. Tefsir böyle anlatmış. Şeyse İmam Maturidi ise bu konuda sağlam organlar ve ruhi melekelerdir buradaki rızık diyor. Ruhi melekeler, yani insanın ruh alemini besleyen, maneviyatını besleyen hususiyet de rızka girmektedir. Öyleyse şimdi biz rızık dediğimizde mesela bir ağacı düşünün. Ağacın aslı her sabitün ve ferva fissemâ tu'tiyu kulâ kullu hînin biizni rabbiyâ. Üç yönü var. Bir kökü var. İki gövdesi var. Üç Allah'ın izniyle meyveleri var. Biz rızık dedik mi daldan topladığımıza deriz değil mi? Daha ziyade. Yani o aslında onun manevi olarak topraktan beslenen bir rızkı vardır. Rızık oradan başlıyor. Sonra onu temsil eden vasıta dalları vardır. Sonra da Allah'ın izniyle bizim elimize, avucumuza, ağzımıza gelen lezzeti vardır. Öyleyse her rızkın arkasındaki hakikati bilmek lazım. Düşünmek lazım ki bizi kaliteli yapsın. Ya bu ne büyük nimet. Yani köylü bir zat çok eski dönemde şehire gider, bir bakar ki duvarda bir şey var, ona bir dokunuyorlar, su akıyor. Yani çeşme. Açıyorsun, akıyor. Merak etmiş, böyle bir iki tutmuş akıyor. Ben de bundan alsam akar mı acaba demiş. Akar tabii demişler. Almış ondan bir tane, gitmiş, o da duvara bağlamış ama akmamış. Sebep, o
çeşmenin arkasındaki borunun ve sistemin olduğunu bilmiyor. O zaman diyor ki sadece çeşmeden akar bu iş. Tamam. Onun için çeşmeden akabilir. Bu faiz insanın malını azaltır mı, çoğaltır mı? Bereketini azaltır mı, çoğaltır mı? İşte faizciler zengin oldu, konuşuyoruz. Sahabe de sormuş. Ya Resulallah, faiz azaltır deniliyor ama onların malı çoğalıyor. Efendimiz'den cevap çok güzel. İmanları azalıyor ya demiş. Ya. Halbuki malı çoğalıyor, rızkı çoğalıyor gibi gözüküyor. Ne oluyor? İmanları azalıyor ya. Çünkü her günah imanda bir bozulma, bir erozyon sebebi oluyor. Dikkatimi çekiyor şimdi. Bu Allah hepimizi imanda korusun, çok zor. Bazı din ilmiyle meşgul olan, ille ilahiyatçı olması gerekmiyor, medresede de okumuş olsa, raydan çıkacak ya, ilk önce peygamberi sorguluyor, arkadan vahyi sorguluyor, arkadan kitabı sorguluyor, yazı yazıyorlar böyle. Yavaş yavaş, ya Müslüman olmak değil, önemli olan ahlaklı olmaya işi getiriyorlar. Yani birden gavurluğa geçiş yok. Yavaş yavaş. Edep gidince sünnet gider, sünnet gidince vacip farz gider, o gidince sıra imana gelir. Ondan sonra da küfrü savunmaya sıra geliyor. Şimdi değerli müminler, buradan baktığımızda onun için sahip olduğumuz İmam Maturidi, ister biyolojik olsun, ister psikolojik imkanlar birer rızıktır. Yani bunlarla kendimizin ve insanların ihtiyacına koşmamız gerekir. Öyleyse fikrimiz bir rızıktır. Birine bir fikir veririz, o bir rızıktır. Bir kuvvetle ona yardım eder, eşyasını kaldırırız, o da bir rızıktır. Bunlar aynı zamanda bir hadis-i şeriftedir, sadaka olarak beyan edilmiştir. Bunun için alimler diyor ki, beden için zahiri olan rızıklar vardır. Kuvvet gibi. Bir de kalp için olan batini rızıklar vardır, ilim gibi. Mesela inna hayra men istecertel kaviyyul emin. Babasına diyor ki kız, suyun başındaki kız Musa Aleyhisselam'la karşılaşıyor, hayvanları suluyor ya Musa Aleyhisselam. Babacığım, ücretle tutacağın insanların en hayırlısı kavi ve emin olandır diyor. Kavi kuvvetli, yani hayvanları suladı, kuyunun taşını açtı, insanlardan korkmadı, hayvanları idare edebildi, diğer çobanlara karşı varlığını gösterebildi. Bu kuvvet. Bu bir rızık değil mi? Kuvvetli olmak. Peki emin, o neyin rızkı? Görünüyor mu eminlik? O kalbin rızkı işte. Gönlün rızkı. Öyleyse hafizun alim diyor Yusuf peygamber. Hazineleri bana ver, ben korurum, yani muhafaza ilmini bilirim ve alim ziyadesiyle de bilirim diyor. O zaman burada şu var, her rızkın maddi ve manevi yönü vardır değerli dostlar. Bundan dolayı Kur'an'a göre rızkın dünyevi rızıklar ve uhrevi rızıklar olarak da beyan edilir. Mesela hemen aklıma geldi, okuyayım bak önümde Kur'an-ı Kerim. Küllemâ ruzikû minhâ min semeratin rizkâ kâlû hâzellezî ruziknâ min kablu ve utû bihî müteşâbihâ. Sure-i Bakara 25. ayette onlardan herhangi birine bir meyve ikram edildiğinde cennette rızık olarak verilince derler ki he, bu bizim daha önceden rızıklandırıldığımız şeydir. Benzer olarak sunulacaktır diyor. Şimdi insan bilmediği, mesela hiç bilmiyordu kivi meyvesini, yer mi adam onu alıp, patatese benziyor. Öyle yesen olmaz. Açılacağını da bilmiyorsa yemez. Bak gördük mü? Dünyevi rızıklar var, uhrevi rızıklar var. Rabbim her ikisini kazanmayı bize kolay eylesin. Öyleyse demek ki burada işte şehitlerin de uhrevi alemde rızıkla onlar yaşıyorlar ve Rableri katında rızıklandırılıyorlar buyurulmuştur. Nasıl yaşıyorlar? Onu bilemiyoruz. Çünkü siz onu fark ile ateş olun, fark edemezsiniz buyurulmaktadır. Onun için Ragıp el-İsfahani diyor ki, biriniz kendisine ölüm gelmeden önce size verdiğimiz rızıktan sadaka verin. Sure-i Münafıkun'da وَاَنْفِكُمْ مَا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَتِيَ حَدَكُمْ الْمَوْتِ benzeri ayetler var. Ölüm gelmeden önce rızık
Sadaka verin ayetindeki rızıktan maksat, o ölmeden önce rızık, size verdiğimiz rızıktan sadaka verin dedi ya ayet. E nedir o rızıktan maksat? Mal, makam ve ilim olduğunu söyleyerek rızkın geniş anlamına işaret etmiştir. Demek ki ölmeden evvel verdiğimiz rızıktan verin, ilminizi verin, malınızdan verin, kuvvetinizden verin, fikrinizden verin, sevginizden verin. Biraz sonra sevgiye de gelecek. Bunun için İmam-ı Kurtubi bazı ayet ve hadislerden yola çıkarak kendisinden faydalanılması mümkün olan her şey rızıktır diyor. E infak edin. Birisi faydalanacak mı ondan? O rızıktır. Bu ders bir rızıktır benim için. İnşallah sizin için de rızık. Birisine buyurun dedik, kapıyı tuttuk, yüzüne vurmasın camiye girerken, o bir rızıktır. Tebessüm ettik, bir rızık. Selam verdik, bir rızık. Onun için dua ettik, bir rızık. Biz rızık deyince hep böyle eli cebe atıyoruz, 2,5 lira, 5 lira bozuk para var mı, öyle arıyoruz. İz bin Abdüsselam da bu kelimenin lügat manasına atıf yapılarak haz alınabilen her şey rızıktır diyor. Zevk, haz alınan her şey rızıktır. Şimdi cuma namazına gittik, biraz vaaz dinledik Huzeyfe ile, görme engelli o. Çıkınca bana bir şey sordu. Yani hocayı tenkit için değil, böyle aklına geldi vaazdan. Dedi ki, niye zevklere dalıyorsunuz diye insanları kınıyoruz dedi. Zevklere dalıp hazların peşinden koşuyorsunuz. Zevk ahirettedir diye deniyor. İman zevk değil midir? Namaz zevk değil midir? Cemaat zevk değil midir? O zevkin tadını çıkarın. Tam da zevkin ortasındayız. Böyle söylense yanlış olur mu dedi. Buyurun. Hadis-i şerif var. Kim üç şeyi selasun men künne fihi vecede halavetel iman. Üç şeyi sahip olan, muhafaza eden imanın tadını tatmıştır. Öyle değil mi? Demek ki o zaman nedir? Bu oturuşumuz bile bize bir rızıktır. Şimdi buradan şuna geliyor. Diyorlar ki İmam-ı Gazali, burada biraz kavga çıkabilir ama Gazali söylediği için biraz kabul görür herhalde. Araf suresinin 32. ayetindeki temiz ve güzel şeyler, tayyibattan rızık olduğunu söylerken, insanın gönlünün sevdiği ve zevk aldığı musikiyi de rızık kapsamında değerlendirmiştir. Şimdi musiki, işte kimi ilahi okuyor. Mesela musiki deyince illa şarkı türkü değil ama mesela bir ezan, namaz. Şimdi peygamberimizin zamanında ezan rüyasını gören başka sahabi, okuyan başka sahabi. Niye? Okuyanın sesi güzeldi ondan. İki, biri gelmiş, Mebsut'ta okudum fıkıh kitabında. Ya Resulallah, ben de ezan okumak istiyorum demiş ama sesi iyi değil. Efendimiz, sen de kâmet getir demiş. Yani camide kâmet getir. Çünkü öyle bir ezan okunursa sesi iyi olmayan cemaat diyor ki, hoca yok herhalde diyor, okuyandan belli. Hoca olsa böyle okumaz dedi, değil mi? Bak, musiki, şimdi kadın, Karadenizli kadın horonu çok severmiş, türküleri, böyle horon havaları, kemençeyi. Tarikata gelince demişler, artık onları bırakacaksın, zikirler. Tamam demişler, artık tövbe ettim. Ama bir yerde böyle otururken bir kemençe sesi duyunca parmağından başlamış böyle tempo tutmuyor. Hani diziyle tutarlar ya. Demişler, ne yapıyorsun teyze? Tövbe ettim de bir bu kadarı kaldı, onu da bırakacağım inşallah demiş. Yani her yeri titriyordu horonda. Bir parmağını oynatıyormuş, bir bu kadar kaldı. Musiki konusu tartışılıyor. Ama şimdi ayarı çıktığı için, fakat kitaplarda, yani kaynaklara baktığımız zaman aleyhine de lehine de çok delil bulunur ama birçok insan da musikiye, işte türkü veya sanat musikisi veya onların şiirleri üzerinde bilgi sahibidir, kulağa deliktir. Öyle söyleyeyim, o kadar. Ama hiç aklımıza gelir miydi musikinin de rızıktan olacağı? Yani onun söylenmesi vesaire şekliyle böyle ifade etmemiz nedir? Mümkün olduğu beyan edilmektedir. Şimdi değerli müminler, o zaman Rezzak
Allah'ın güzel isimlerindendir ki onun rızkı yaratıp canlılara ulaştırması demektir. Peygamberimizin şöyle bir hadis-i şerif var. Bakın rızık nereye gidiyor şimdi? Biriniz eşiyle münasebete girmeden önce şöyle dua etsin. Allah'ım bizi şeytandan uzaklaştır. Tamam. Ve bize rızık olarak verdiğin şeyi de şeytandan uzaklaştır derse ve bir çocukla rızıklandırılırsa şeytan o çocuğa zarar veremez. Buhari hadis-i şerif. Çocuk da rızık mıymış? Kaç tane rızkınız var? Benim anamın babamın 8 tane rızkı vardı. 8 çocuğu. Kayınpederin 9. Şimdi bak gördük mü? İlla bir insanın çok çocuğu, az çocuğu tartışma için söylemiyorum. Ama rızık, torunlar rızık. Olmaması onda da vardır bir hikmet. Ayet var. Dilediğine kız, dilediğine erkek, dilediğine vermez, dilediğini ileride keser. Bilemeyiz. Ama görüyor musunuz? Eşiyle beraber olurken Allah'ım bizi şeytanın vesveselerinden uzaklaştır derse Allah'ın ona rızık olarak vereceği çocuk da şeytan ne yapamaz? Tıpkı Meryem'in anlattık ya inni semmeytumuha Meryem ve inni uizuha bike ve zürriyetaha mineşşeytanirracim. Onu ve zürriyetini şeytandan koru ya Rabbi diyor. Duası var ya annenin. O zaman evlat da bir rızık. Bunun için değerli dostlar Hazreti Ali diyor ki Allah'ın kendisini Kur'an'ı anlamakla rızıklandırdığını söylüyor. Yani Kur'an'ı idrak etmek, anlamak, tefsir etmek, Kur'an'la hemhal olmak o da çok güzel bir rızık. Görünen bir rızık değil. Ama konuşunca, bakınca, düşününce, okuyunca bunu bilir. Bunun tamı yok. Başka birisi bu hafta hutbede geçti değil mi? Kim rızkının bollaşmasını ve ömrünün uzamasını isterse sıla-i rahim yapsın. Mesela dün bunu dinledik. Değil mi? Dünden evvelsi gün. Peki yaptık mı sıla-i rahim öyle bir şey yani? Bu yani o gün dinledik ya. Bir akrabayı telefonla arayın falan dedi. Öyle, hutbede öyle dedi. Dinledik hutbeyi. Peki ne yapacağız? Demek ki sıla-i rahim bakın ne diyor? Rızkın bollaşması. Allah Allah. Akraba ziyareti. İnsanlarla ilişki, darılmama. Halbuki okuyoruz 70 yaşında adam 4 kişiyi vurdu değil mi geçen gün? 4 kişiyi vurdu akrabalar, kardeşler. Öyleyse bunun sevabı bu kadarsa günahı ne kadar? Bir insanın bilemiyorum ama yabancıyı öldürmesiyle yakınını öldürmesinin arasındaki günah vebali çok farklı gibi geliyor bana. Nereden? Bir insanın komşusunun malını çalmasıyla komşusunun helaliyle zina etmesi diğerlerininkinden 10 misli fazladır diye hadis okuduğumuzu biliriz değil mi? Öyle dinlemişizdir. Niye? Orada bir şey var. Güvence var değil mi komşuda? En yakının öldüreceğini kimin aklına gelir? Şimdi bunun içindir ki şöyle bir hadis-i şerif var şimdi. Bak gelelim hadis-i şerife. Babu maca'e meselü dünya meselü erbatin nefer. Bununla bitirelim. Dünya 4 kimsenindir diyor Peygamberimiz. Tirmizi'de geçiyor bu hadis. Bir de zannediyorum İbn-i Mace'de geçiyor. Bunlardan biri de kimdir bunlar? Buyuruluyor ki Selasetün uksimu aleyhinne hadisin hepsini mi okusam? Sadece bir kısmını okuyayım. Alt kısmını okuyayım. Peygamberimiz inşallah gönül koymaz. Vakit geçiyor da. Dünya 4 sınıftır. İnnemet dünya li erbaatin neferin abdin. Buyuruyor ki Peygamberimiz dünya 4 sınıf insan vardır. Razakahullahu malen bunlardan birisi ve ilmen Allah ona mal verdi. Bak razakahu rızık. Onu anlatacağız ya onun için okuyoruz bu hadis-i şerife. Allah ona mal ve ilim rızkı verdi. Fehuve yettekî fîhî rabbehu ve yeslû fîhî rahimehu ve ya'lemu lillâhi fîhî hakkan fehâdâ bi'aftalil menâzil. Allah'ın kendisine ilim ve rızık verdiği bir kul nimetler içinde Rabbinin vasıtasıyla hak içinde yaşıyor ve akrabalarıyla alakasını kesmiyor. Verilen nimetin hakkı neyse onu biliyor. Gereğini yerine getiriyor. Bu Allah katında en üstün mertebededir. İlim var, mal var, takva var, akraba ziyareti var. O mal ve ilmin hakkını yerine getirmek var. Yani öyle sadece ilim mal var geç evde otur değil. Parayla, kitapla. Bu en üstün derece. Oldu mu? Geçiyorum ikinci. Ve abdin razakahullahu ilmen ve lem yerzukhu malen. İlim verilmiş,
O da çalışmış da verilmiş. Çalışmadan kimseye de verilmiyormuş. Görmüyorsunuz, ben kağıda bakıyorum, kitaba bakıyorum, evde bir sürü okudum. Kafadan ben de konuştum. Ama istiyorum ki çalışarak sizlerle bir şeyi paylaşayım. Bu kadar kıymetli zamanınızı boşa harcamayalım. Ya ne anlattı hoca diye not tutsanız eve 5 tane bir değerli bir bilgi gitsin. Şimdi buyuruyor ki ilim verildi, mal verilmedi. Fehuve sadikun niyye, ama iyi bir adam. Niyeti güzel. Yani işte alim ama, bilgili ama, para yok fazla. Geçiniyor ama yok. Yakulu diyor ki لَوْ اَنَّ الْاِيمَانًا لَاَمِلْتُ بِعَمَلٍ فُلَانٍ فَهُوَ بِنِيَّتِهِ فَاَجْرُهُمَا سَوَانٍ İçinden dedi ki ben de şu mübarek adam gibi malım mülküm olsaydı da ben de infak etseydim, verilmesi gerektiği yerde eli cebe atsaydım dedi. Ama samimi ise sevap da eşittirler diyor. E hocam o hiç vermedi. Ama o niyeti de oraya çıkarmak kolay bir iş değil. Olmaz değil de. Samimi dediyse kıyamet gününde öyle olacak. Mehmet Akif Ersoy'un galiba var öyle bir hikaye anlatır. Bir dostunu görmüş. Veya ona benzer Osmanlı döneminde biri. Bir komutan vefat etmiş, bir dostu onu görmüş. Ne oldu demiş. Ne yaptılar sana ahirette? Ya bir niyetten kurtuldum demiş. Nasıl kurtuldun? Ben bir gün ordumu teftiş ediyordum. Orduyu böyle hazır ol, rahat işte talim öğretirken dedim ki içimden, bu ordu peygamberimiz Uhud'dayken benim yanımda olsaydı, bu orduyla ben olsaydım, peygamberimize bir yardım etseydim Uhud'da ne güzel olurdu dedim. Sanki etmiş gibi bana mükafat verildi ahirette demiş. Öyle anlatılır, doğrusunu Allah bilir. Niyet çok önemli. Bir gitmişiz Allah'a hayırlar, hasenatlar, bunlar ne? Niyetten. Ama bunlar hiçbir vadiyi geçmedi diyor Tevbe suresinde. Hiçbir tepeye de çıkmadı ama niyetleriyle Medine'de kaldılar. Çünkü niye? Geldiler dediler ki ya Resulallah biz savaşa gitmek istiyoruz. Buyurun gidin. Ama bizim gidecek herhangi imkanımız yok. Sen bize bir şey var. O da buyurdu ki la ecidu me ahmilikum aleyh. Ben sizi yükleyecek, verecek bir şey bulamıyorum dedi. Yani yok. O zaman ya deve senden ya biri verecek. Deve yok, at yok, silah yok. Nasıl gideceksin kuru kuruya? Kalabalık olursun. Ağlayarak hüzünle geriye döndüler. Bunların vebali yok diyor Allah. Gördük mü? Etti mi ikincisi rızık? Üçüncü. Ve abdin razakahullahu malen ve lem yarzuku ilmen. Allah adama ilim verdi. Mal verdi, özür dilerim. Ama ilim istemedi adam. Bilgi yok. Karun gibi bir şey. Fehuve yahbitu fi malihi bi gayri ilmin ve la yettaki fihi rabbuhu ve la yaslu fihi rahimuhu ve la ya'lemu lillahi fihi hakkan fe hada bi akhbathil menazil. Kendisine mal verildi, ilim verilmemiş ya, ilim ve bilgisizlik yüzünden malını dengesiz biçimde harcıyor. Bir kere akraba ziyaretlerine, haklarına riayet etmiyor ve malın hakkını da yerine getirmiyor. En kötü insan budur diyor. Mal rızkı var, ilim rızkı yok. Dördüncüsü ve abdin lem yerzukullahu malen ve la ilmen. Ne malı var, ne ilmi var. Tıteber Şahmer'den. Hiçbir şey yok adamda. Bu adam fehuve yakul. Bu da diyor ki lev enneli malen le amiltu fihi bi amelin fulanin fehuve bi niyyetihi fe vizruhuma sevam. Ya diyor şu piyango vuran şu faizci adam var ya, onun gibi diyor benim de bir para olsa ben de Marmaris'te Bodrum'da giderdim diyor. Böyle yattığı yerden günahları hesap ediyor. Bu adam öbürüyle günahta eşittir buyuruyor Peygamberimiz. Neden? Çünkü günaha hasret gidiyor adam. Özlem duyuyor. Anladın mı? Şimdi farkında mısınız? Bütün dört cümlenin dördüne de rızık geçti mi? Rızık. Neymiş rızık? İlim ve mal. Neymiş? İlim ama mal yok. Mal, ilim yok. Ne mal var, ne ilim var. Bunda da bir şey. O zaman ne oldu şimdi burada? Bu hadis-i şerif İbn-i Mace'de de vardır değerli dostlar. Şimdi rızık dedik ki ilim rızıktır. Esas derdimiz o. Yani şu sohbetler, asla şahsımla ilgili kurmuyorum, bir rızıktır. Peki buna bir Kur'an'dan delil nasıl bulalım? قُلْ يَا قَوْمَ اَرَأَيْتُمْ اِنْ كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا. Buyurun ayet. Şuayb aleyhisselam dedi ki ey kavmim bir düşünün, benim Rabbimden açık bir delilim varsa ve o bana tarafından güzel bir rızık vermişse
Ne dersiniz? Nedir güzel rızık sizce bir peygamberin söylediği? Yani peygamber ne demek istedi orada? Ben, bana güzel bir rızık verilmişse ne demek? Peygamberlik rızıkmış. Vahiy yani peygamberlik değil mi? Yoksa maddi anlamıyla değil sadece. O zaman ne oldu değerli dostlar? Bak, peygamberlik bir rızık, ilim bir rızık, cemaat olmak rızık. Yani hiçbir hoca kamilen her şeyi biliyorum diyemez. Hiçbir cemaat hiçbir şeyi bilmiyorum diyemez. O zaman ayet devam ediyor. Orada başka maddeler var. Bunu geçiyorum ve dua ile bitiriyorum. Geçiyorum, bitiriyorum diyorum, ayarlıyorum. Buraya çıkınca ayarlayamıyorum. 55 dakika olmuş. An Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bu acayip bir dua. Çok tatlı bir dua. Rızık duası. Neymiş bakalım? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ennehu kâne yekûlu fî duâi. Dua ediyor peygamberimiz. Allahümme erzukni hubbeke ve hubbe men yenfi'uni hubbehu indek. Allahümme ma razaktani mimma uhibbu fec'alhu kuvveten li fîmâ tuhib. Allahümme ve ma zeveyte anni mimma uhibbu fec'alhu feragan li fîmâ tuhib. Allah'ım, dua bu. Tirmizi'de dua bahsinde geçiyor. Senin sevginle ve sevgisi senin katında bana fayda verecek olan kimsenin sevgisiyle beni rızıklandır. Allahu Ekber. Nasıl dua? Buraya dikkat edelim. Bununla bitiyor. Allah'ım, senin sevginle beni rızıklandır. Başka? Sevgisi senin katında fayda verecek olan kimsenin sevgisiyle rızıklandır. Eş, çocuk, evlat, alim, arkadaş. Onu sev. Çünkü niye? El mer'u. Kişi, nasıl da kişi sevdiğinle beraber dur ayrı da, kişi dini, arkadaşının dini üzerinedir. Veya veracülen tehabba fillah ictemali ve teferrak aleyh. Allah için seviyorlar birbirlerini. Öyle bir tane hadis-i şerif var, benim çok hoşuma gider. Onu 10 kere söylesem 11. söylemek istiyorum. Bir gün birisi gidiyormuş, Efendimizin yanında oturan demiş ki, ya Resulallah şu zat var ya, evet ben onu Allah için seviyorum demiş. O biliyor mu demiş peygamberimiz? Bilmiyor. Git ona söyle demiş. O da tanınan biri herhalde. Gitmiş. Ben seni Allah için seviyorum demiş. Ne demiş biliyor musun adam? Beni uğrunda sevdiğin Allah da seni sevsin demiş. Cevaba. Allah için seviyorum. Beni uğrunda sevdiğin Allah da seni sevsin. Hikaye bu ya. Dün gözüme takıldı. Adamın birisi tıraş olmaya girmiş. Berber birini tıraş ediyor. Demiş ki, ben tıraş olma ihtiyacım var ama param yok. Allah için beni tıraş eder misin demiş. Böyle bir bakmış. Yok mu paran? Yok. Peki otur koltuğa demiş. Tıraş ettiğine demiş ki, kusura bakma az bekle demiş. Dönmüş bunu tıraş etmeye. O da demiş ki, kardeşim ben para veriyorum. Benim tıraşı bırakıyorsun. Adam para vermiyor, onun tıraşını niye yapıyorsun? Berber demiş ki, doğru mu bilmem. Senden para için tıraş ediyordum. Bu Allah için beni tıraş eder misin deyince onu öne aldım, darılma demiş. Yani bu bir hikaye ama şöyle bir şey var. Efendimiz Uhud şehitlerini defnederken iki tanesini bir kabre koyuyor. Soruyor, bunlardan hangisi Kur'an'ı daha iyi biliyor? Bu. Onu kıbleye koyuyor, öbürünü arkasına koyuyor. Sanki dersin ki imam cemaat gibi. Ne dersiniz? Ya. Şimdi bakın devam ediyorum. Senin sevdiğin konularda bana güç ve kuvvet ver. Allah'ım, sevdiğim şeylerden her neyi benden aldıysan onları da senin sevdiğin hususlarda benim için bir vesile kıl ya Rabbi diyor. Ya burada bir daha bakalım. Allah'ım, senin sevginle ve sevgisi senin katında bana fayda verecek olan kimsenin sevgisiyle rızıklandır bizi ya Rabbi. Ne kadar? Onlar o zaman camiye, cenazeye gelirler onlar. Çok güzel şehadette bulunurlar. İyi insanda. Günahı yok değil mi? Şimdi ben bir gün bir cenazeye gittim. Cenaze sahibi böyle çok sert bir adam. Cenaze çok sert. Böyle şeriatçı bir adam ama huyu sert. Herkesi kırıyor. Hatta camiden bile gelme artık camiye demişler. Eski dernek başkanı falan. Beni cenazeye çağırdılar. Şimdi imam efendi buyur siz kıldın. Ben şimdi soracağım cemaata. Nasıl bilirsiniz diyeceğim. E ben de biliyorum onu. İyi adam ama geçimi zor. Öyle soru sordun mu ben biliyorum, iş tadı olmayacak. Biri bir şey demese de çok hoş olur.
Dedim ki فَاَمَّا مَنْ سَكُلَتْ مَوَازِينُمْ فَهُوَ فِي اِشَتِرْ رَضِ Kimin iyilikleri ağır gelirse, çok olursa o mutlu bir hayattadır. İyiliği çok olmak demek, kusuru yok demek değil. Bu abimizin dünyada iman, İslam, şeriat, ümmet hakkındaki hayırlarının, iyiliklerinin çok olduğuna şahit misiniz dedim. Hakikaten millet öyle bir adamdı. Şahidiz dedi. Eh dedim, benim iş bu kadar olsun. Yoksa şimdi buradan şuraya geliyoruz. Demek ki rızıklandırılmak meselesi çok önemli. O manevi rızıklar, dost rızıkları, ilim meclisi rızıkları, kalbi rızıklar bizim dünyevi rızıklarımızı ne yapacak? Değerlendirecek. Tıpkı altının içindeki saf altın oranı gibi. Ama manevi rızık az, dünya rızkı çoksa onun içinde bakırı çok, altını az, gramı fazla, yükü çok ama değeri az olacaktır. Öldüğü zaman bitecektir. Ölürken uzman ne diyor? Ya Rabbi beni biraz yaşat da ben bunları sadaka vereyim diyor. Sana verildi ya o rızıklar nerede? Duymadın mı? Kur'an'ın ilk başında da rızıklardan infak ederler. Onun için Rabbim öğrendiklerimizle amel etmeyi ve manevi, kalbi rızıklarla da bizleri böyle müjdat eylemesini daima onunla yalvaralım ve o rızıkların da şükrünü ve infakı nasıl olur onu da ihmal etmeyelim. Hepinize teşekkür ediyorum. Lillahi'l-Fatiha.